Yeşil Üzümlü köyünde el emeği göz nuru dokunan ve dastar ismi verilen bez kumaş, yörenin kıymetli ürünlerinden sadece biridir. Üzümlü beldesindeki kadınların yıllardır anneden kızına miras kalan bir dokuma türüdür ve neredeyse her evde bulunan özel el tezgahlarında üretilir. Düven adı verilen mekikli tezgahlarda bez ayağı örgü tekniğiyle üzerine motif yerleştirilip dokunan dastar dışında yine bez ayağı ile kullanıldığı yere göre farklı isimler alan çeşitli dokumalarda yapılmaktadır. Köy kadınlarımızın özellikle başlarını örtmek için dokudukları bu kumaş zamanla kullanım yelpazesini genişletmiş, masa örtüsü, şal, bandana, bluz, elbise ve hatta gelinlik gibi farklı alanlarda kendini göstermeye başlamıştır. Ayrıca Fethiye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazanmıştır. 35 senedir dastarla iç içe olan Özbil Atölyesi işletmecisi Özbil Ergün şunları söyledi. Evet değerli izleyiciler, FRT TV ekibi olarak bugün Yeşil Üzümlü'deyiz. Sizlere Yeşil Üzümlü'nün coğrafik işaretli dastarını tanıtacağız. Özbil Ergün'ün dokuma atölyesindeyiz. Dastar nasıl oluşmuş, bu zamana kadar ne aşamalardan geçerek gelmiş, hepsini sizlere aktaracağız. Tezgah bunu benim rahmetlik babalığım yapıyordu. Orada hokiricin altında bir odacıktaydım, çocuklarım da vardı. Ben sana dedi gelin dedi ufacık bir tezgah yapıvan dedi. Çocukların başında dedi kenara kur dedi, hem çocuklarına bak dedi, hem doku dedi. Orcağız da bunu dokudum. Şimdi bak oraya tezgah yaptırdım. Onu kullanamayın. Ufacık mufacık eskidi bile atamayın. Hatıra gibi. Bu balacağım rahmetlik çok iyiydi. O yaptı bunu bana. 35 seneden beri yapıyorum. Gelin oldum geldim. Bir iki senecik durdum. Ondan sonra orada bir nenecik vardı beni öğretti. Ondan beri yapıyorum. Yaptık sırada memnun oldum. Hani yaptığım işi. Dastarda masa yaptım. Kızım da vardı evde bekardı. Hiç kimse de yoktu. Dedik masa yapalım dedik. Bir masa yaptık. Ora balkona serdik öyle mandalla. Herkes de onu gördü. Herkes de etmeye başladı. Ondan sonra fiskos ettik. Başörtüs ettik. Sipariş verdiler. Perdeler yaptık. Kızım evlendi. Ondan sonra da kendim yapıyorum. Sırf bir başörtüs olurdu. Dastar olurdu. Onlara buğday, patates, fasulye, nohut gelirdi. Kadıncıklar donttan getirirdi. Onlara veriydik, değişirdik. Ama şimdi her şey paraya döndü. Hani iş olduğunda. Peki öğrettin mi hiç birilerine? Öğrenin aile. Kaç kişiye dedim. Ben dedim yar ölür kalırım dedim. Bir hatıra olsun. Bana koca nenecik öğretti de duacıyın dedim. Öğrenmeye niyetimiz yok dedi. Gençler öğrenmeye şimdi. Zor iş. Zahmetli işlemeyecekler. Üzümlü dastarı üzerine açılan kursların rağbet gördüğünü belirten Yeşil Üzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan ise şöyle konuştu. Yeni yeni oluşumlar olmaya başladı. Halk eğitim aracılığıyla kurslar yaptık. Sertifikalarını alıyoruz şu anda. Tabii bu geçmişten beri gelen bir geleneğimiz, bayanlarımızın evde dokuduğu ve annem de dokuyor mesela ufak tefek kendi çapında. Biz bunların daha fazla üretilmesini Türkiye değil de dış pazara da iletilmesini istiyoruz. Niyetimiz bu. Şimdi coğrafik işaret de aldı. Yani tescillendi artık Yeşil Üzümlü dastarını, yani üzümlü dastarını Türkiye ve yurt dışı pazarlaması da imkanı da var. Bunun için neler söylüyorsunuz? Köyümüze bir getirisi olacaksa tabii arkasında olacağız. Vatandaşlarımıza ip konusunda işte Denizli Buldan'dan iplerini temin edip daha fazla üretim yapıp piyasaya sürmesinde yardımcı olacağız tabii. Ya 2 sene önce bir kurs açmıştık halk eğitimle beraber. Orada tabii gençlerin de katılım sağladı bayağı bir. Tabii pandemiden dolayı biraz bir ara verildi, tekrar başladı falan. Yabancı yani Ankara'dan gelen misafirlerimiz var burada. Yerli olarak oturan yani ikamet eden. Bunlardan da var katılım. Bir tane İngiliz vatandaşımız var. Tezgah aldı kendisi, düven dediğimiz tezgahtan. O da öğrendi bayağı. Tabii gün geçtikçe vatandaş evde boş durmak ve gelir getirici olarak gördüğü için bunlara devam ediyor gençlerimize. Merak uyandırıyor yani. Aynen öyle. Öğrendiği bir şey. Evet. Şimdi bir tane bir ablamız var Türk. Ankara'dan geldi. Şu Ecevede dediğimiz semtte oturuyor. İşte geçen gün bir kahveye çağırdılar. Yoldan geçiyordum. Muhtarım bakın dedi benim perdelerimi kendim dokudum falan. Kadın mutlu olmuş. Öğrenmiş de yani.
Tabii bunu öğrenesiye kadar zaman geçiyor. Sadece bu dokumayla ilgili değil bu kursumuz. Bunun çözgüsü var, motifleri var. Bir tane bayanımız var işte bu işleri hakikaten bilen, atadan gelme bilgileriyle şey yapıyor. Çözgü ve işte haşılamaları kendisi yapıyor. Onları da öğretiyorlar. Aşama yani, aşama. Aşama aşama tabii canım. Hani zor bir iş aslında, yani kolay bir iş değil. Vatandaşımız da bayağı bir merak sardı. Tabii destek olursa biraz daha yetkililerden bu işler daha iyi yere gelecek.